Güçlü birleşim, güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Merhabalar. Bugün ani işitme kayıpları ile ilgili konuşacağız. Bir sabah uyandığınızda ya da gün içinde telefonla konuşurken sesleri az duyduğunuzu fark ediyorsanız ya da hiç duymadığınızı fark ediyorsanız ani işitme kaybı geçiriyor olabilirsiniz. Ani işitme kaybı yaklaşık 10.000'de 1 ila 2 insanda görülebilen kulak burun boğaz hastalıkları içerisinde acil olarak değerlendirilip tedavi edilmesi gereken bir durumdur. İşitme kayıplarında ilk 24 saat çok önemlidir. İlk müdahale ne kadar erken yapılabilirse işitme kaybının geri dönme olasılığı o kadar yüksektir. Ani işitme kaybı genellikle ilk 3 gün içerisinde tek taraflı olabilen ya da her iki kulakta hissedilebilen işitmede azalma, söylenenleri anlamada zorluk, sanki kulakta bir pamuk kalmışçasına bir tıkanıklık hissi gibi şikayetler olduğunda işitme kaybından şüphelenilmelidir. Ani işitme kayıplarının nedeni çoğunlukla bilinmemektedir. Bu hastaların öyküsünde genellikle yaklaşık 3-4 hafta içerisinde geçirdikleri bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da viral bir soğuk algınlığı öyküsü vardır. Bunların haricinde ani ve yüksek şiddette bir sese maruz kalmak, silah patlaması gibi ya da çok yüksek sesle müzik dinlenmesi gibi iç kulağa zarar verebilecek akustik travmalara maruz kalmak ya da baro travma olarak nitelendirdiğimiz uçuşlardan sonra hastaların hissettiği ya da dalış yapan hastaların dalma esnasında iç kulak dengelerini sağlayamamalarından kaynaklanan travmalara bağlı da işitme kaybı gelişebilir. Kullanılan bazı ilaçların da yan etkileri işitme kaybına neden olabilmektedir. Bu yüzden hekimin bilgisi ve kontrolü dahilinde olmayan hiçbir ilacı önermiyoruz. Yine kontrolsüz tansiyon hastalarında ani tansiyon yükselmelerine bağlı iç kulağın beslenmesi bozulabileceğinden bu hastalarda da ani bir işitme kaybı izlenebilmektedir. Daha nadir olarak kulağın içerisinde ya da beyinde bazı tümörler işitme kayıplarına neden olabilmektedir. Neyse ki bu hastalıklar oldukça nadir görülmektedir. Yine günümüz koşullarında hayatımıza egemen olan stres de işitme kayıplarının nedenleri arasındadır. İşitme kaybıyla başvuran hastalara önce ayrıntılı bir kulak muayenesi yapılır. Dış kulakta kulak zarının önünde işitmeye engel olacak herhangi bir kir, buşon dediğimiz yapı olup olmadığı ya da bir enfeksiyon olup olmadığı incelenir. Daha sonra odiyometri denilen saf sesle hastaların işitme eşikleri kontrol edilir. Hastaların çeşitli frekanslarda hangi tonlarda sesi duyup duymadığı kontrol edildiğinde genelde birbirini takip eden frekanslarda 30 desibele yakın işitme azlığı olması bizim için ani işitme kaybı olarak kabul edilir. Bazı hastalarda işitme kaybının şekline göre manyetik rezonans görüntüleme, MR dediğimiz görüntüleme ile hastanın iç kulağı ya da beyinde herhangi bir patolojinin olup olmadığı değerlendirilebilir. İşitme kayıpları neyse ki %60-65 oranında kendiliğinden düzelebilmektedir. Fakat yine de olabilen en erken zamanda yapılacak müdahaleler geri dönüşün ihtimalini arttıracağından bizim için çok önemlidir. Öncelikle neden saptanmaya çalışılır ve nedene yönelik tedaviler tercih edilir. Eğer hastanın tansiyon öyküsü varsa düzenli tansiyon takibi, gerekirse bir kardiyoloji kontrolü önerilmektedir. İşitme kayıplı hastalarda elimizdeki en güçlü yöntemlerden bir tanesi kortizon tedavisi uygulamasıdır. Her ne kadar kulağa ürkütücü de gelse kontrollü şekilde uygulanacak olan kortizon tedavisi işitme sinirinin üzerindeki ödemi azaltıp işitmenin geriye dönmesi en etkili ilaçlardan bir tanesidir. Bazı sistemik hastalığı olan, şekeri, tansiyonu olan hastalarda, gebelerde, direkt kortizon tedavisini ağızdan ya da damardan uygulayamayacağımız hastalarda kulak içerisine de kortizon iğneleri yapılarak işitme geri döndürülmeye çalışabilir. Yine son dönemlerde ozon tedavisinin de ani işitme kaybındaki yeri gösterilmiştir. Hiperbarik oksijen tankları ilk 24 saatte hastalıkta oldukça etkin tedavi yöntemlerinden bir başkasıdır. Bununla birlikte hekiminiz size bazı kan sulandırıcı ya da iç kulağa giden kan akımını arttıran destekleyici ilaçlar ve beraberinde bazı vitaminler de önerebilmektedir. COVID-19 pandemisi sürecinde viral bir hastalığa bağlı izlenen işitme kayıplarında da artış izlenmiştir. Bu hastalarda da yine bahsettiğimiz tedavi yöntemleriyle yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Tekrar vurgulamak istediğim ani işitme kaybı bir acil kulak burun boğaz hastalığı
hastalığıdır ve ne kadar erken müdahale edersek hastalığın düzelme ihtimali de o kadar yüksektir. Bu hafta ani işitme kayıpları üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, yorumlar ve de görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Alimila, sağlığınızın hizmetinde.